Arkadaşlar, hepinize selamlar. Aranızda beni tanıyanlar var biliyorum. Ancak bu kanala yolunuz ilk defa düşüyorsa eğer, adım Nur. Arkanıza yaslanın ve derin bir nefes alın. Çünkü bugünün videosunda Cadılar Bayramı ile ilgili birbirinden korkunç 3 farklı creepypasta hikayeden bahsediyorum. O halde eğer yeterince cesursanız ve uykusuz kalmaya hazırsanız videomuz başlıyor. Arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi senenin en ürkütücü ayı olan Ekim ayı içerisindeyiz. Ve Cadılar Bayramı'na son derece az kaldı. O yüzden bugünün videosunda size Cadılar Bayramı ile ilgili korkunç hikayelerden bahsetmek istedim. Bu hikayelerden bazıları Cadılar Bayramı kostümleri ile alakalı arkadaşlar. Bir önceki videoda da bahsettiğim gibi insanların aslında Cadılar Bayramı'nda korkunç kostümler giymeye başlamasının bir nedeni var. Eğer bilmiyorsanız insanların asıl amacı korkunç kostümler giyerek kötü ruhları ve hayaletleri kandırmaktır. Çünkü sevgili arkadaşlarım, eskiden insanlar Cadılar Bayramı gecesi yaşayanlar ve ölüler arasındaki ince perdenin yırtıldığına inanırlardı. İnsanlar eğer ürkütücü giysilerle dolaşırlarsa bir şekilde hayaletleri kandıracaklarını ve kötü ruhların onları tanıyamayıp rahat bırakacaklarını düşünürlerdi. Ben de bu video için bu kostümü giydim. Umarım kötü ruhlardan ve hayaletlerden korunuyorumdur arkadaşlar. O halde bu küçük bilgilendirmeden sonra sözü daha fazla uzatmadan ilk hikayemizle başlayalım. İlk hikayemizin adı Neden Asla Cadılar Bayramı'nda Kapıyı Kimseye Açmamalısınız olarak geçiyor. Mary Cadılar Bayramı gecesi evde yalnızdı ve kapıya gelen çocuklara şeker dağıtıyordu. O gün çok fazla çocuk gelmişti ve hepsi ürkütücü kostümler giymişlerdi. Saat oldukça geç olduğu için Mary artık hiçbir çocuğun gelmeyeceğini düşündü ve yatmaya karar verdi. Tam ışıkları kapatacağı sırada kapı çalındı. Mary saat oldukça geç olduğu için şaşırmıştı ancak yine de elinde bir avuç dolusu şekerle kapıyı açtı. Kapıda iki çocuk duruyordu. Ciltleri bir hayalet kadar beyaz, gözleri ise tamamen siyahtı, dişleri ise ağızlarına sığmayacak kadar büyüktü. Kısacası çocuklar oldukça rahatsız edici görünüyorlardı. Üstlerinde ise sadece gömlek ve pantolon vardı. Mary merak ederek çocuklara bu gece hangi ürkütücü varlığın kostümünü giydiklerini sordu. Çocuklar sağlayıcı bir şekilde gülmeye başladılar ve Mary'e ''Bu gece bir insan gibi giyinmeyi tercih ettik.'' dediler. Arkadaşlar, bu hikayeden anladığım kadarıyla Mary siyah gözlü çocuklardan birini gördü. Siyah gözlü çocuklardan birini daha önce hiç görmedim ve görmek de istemezdim. Bu tabii ki bir creepypastaydı ancak siz yine de Cadılar Bayramı gecesi kendinize dikkat edin. Hafif bir giriş yaptıktan sonra daha ürkütücü bir hikayeyle devam ediyoruz arkadaşlar. Hikayemizin adıysa Cadılar Bayramı kostümü olarak geçiyor. 10 yaşlarında olan küçük bir kız Cadılar Bayramı'nda çok hastaydı. Ve annesi onu daha iyi hissetmesi için iyileşene kadar yatmak zorunda olduğunu söylemişti. Ailesi alt katta bir Cadılar Bayramı partisi veriyordu ancak ne yazık ki küçük kız eğlenceye katılamıyordu. Hasta yatağında yatarken aşağıda insanların güldüğünü, eğlendiğini ve müziğin sesini duyabiliyordu. Bu durum küçük kız için gerçekten çok üzücüydü. Sonuçta kim bir partiyi kaçırmak ister ki? Yatağında yatarak bir an önce iyileşmeyi bekliyordu. Derken birdenbire içinde odasının köşelerinde karanlık gölgeler olduğuna dair tuhaf bir his oluştu. Kendisini bunların sadece hayal gücünün olduğuna inandırmaya çalıştığı sırada birden kapısının tıklatıldığını duydu. Ardından kapı hafifçe açıldı ve amcasının yüzü ortaya çıktı. Amcası sadece küçük kızla ilgilenmek ve onun iyi olduğundan emin olmak istemişti. Küçük kız amcasına merakla "Parti nasıl gidiyor?" diye sordu. Amcası "Çok iyi, şimdi herkesi korkutma zamanım geldi." dedi. Kız amcasına merakla "Gerçekten kostümün çok mu korkunç, ben de görebilir miyim?" diye sordu. Amcası ise "Evet, son derece korkunç ve seni çok fazla korkutabilir." diye yanıtladı. Ancak küçük kız yine de korkusuzca amcasının ürkütücü kostümünü görmek için yalvardı. Amcası ise "Peki o zaman sana giyindikten sonra kostümümü gösteririm ancak çok korkmayacağına söz vermelisin." dedi. Küçük kız başını salladı ve amcası odayı terk etti. Birden alt kattan gelen sesler kesilmeye başladı. Küçük kız artık müziğin sesini duyamıyordu. Oda çok karanlıktı ve odanın köşesindeki gölgeler büyümeye başladı. Ve tam o sırada yatak odasının kapısının açıldığını duydu. Ayrıca odanın içinden garip seslerin geldiğini fark etti. Korkuyla odasına göz gezdirirken karanlığın içinde duran bir figür dikkatini çekti. Figür çok küçüktü, boyu bir masa kadar bile yüksek değildi.
Yere eğilmişti ve sırtı küçük kıza dönüktü. Sanki siyah bir pelerin giymiş gibi görünüyordu. Derken figür yavaşça ona döndü. Küçük kız ne kadar korkmuş olursa olsun korktuğunu belli etmemeye çalışıyordu. Çünkü amcasına kostümünün onu korkutmayacağını söylemişti. Ama o şeyin yüzü son derece korkunçtu. Cildi bir ölü gibi soluktu, uzun sivri bir burnu vardı ve gözleri ise yoktu. Bunun yerine sadece maskenin siyah küçük delikleri vardı. Sonunda amcasının haklı olduğu ortaya çıktı. Kostümü gerçekten çok korkunçtu. Ve aslında küçük kız giderek paniklemeye başladı. Korkunç maskeli figür tam yanında duruyordu ve giderek daha da yaklaşıyordu. Zavallı kız artık daha fazla dayanamadı, yorganıyla yüzünü örttü. Ve çığlık atmadan hemen önce yatak odasının kapısını çalındığını duydu. Bir ses, "Tamam ben hazırım, şimdi içeriye girebilir miyim?" diyordu. Kapıdaki kişi ise küçük kızın amcasıydı. Ve hikaye bu şekilde sona eriyor arkadaşlar. Yani yatak odasındaki yaratık kesinlikle amcası değildi. Ve bu hikaye bence son derece ürkütücüydü. Zavallı küçük kız hem hasta hem de odasında bir yaratık var. Kesinlikle çok kötü, onun için gerçekten üzülüyorum. Sevgili arkadaşlarım, hız kesmeden daha ürkütücü bir creepypasta olan Korkunç Maske adlı hikayemizle devam ediyorum. Hikayemiz Cadılar Bayramı kostümü almak için ikinci el mağazasına giden küçük bir çocukla ilgili. Küçük çocuk dükkana gittiğinde eskimiş maskelerin bulunduğu kutuları karıştırırken nihayet hoşuna giden bir maske buldu. Maske büyük bir gülümsemeye ve keskin dişlere sahip olan kırmızı bir kafatası gibi görünüyordu. Ancak garip olan şey şuydu. Çocuk bu maskeyi alıp kasaya gittiğinde kasiyer ona tuhaf bir bakış atarak "Bu maskeyi ücretsiz alabilirsin." dedi. Durum ne kadar garip olursa olsun çocuk bedava bir Cadılar Bayramı maskesi alabildiği için mutluydu. Ardından o gece davetli olduğu bir Cadılar Bayramı partisine gitti. Ve maskesini gururla takarak bu maskenin arkadaşlarını ne kadar korkutacağını düşündü. O gece maskesinin ne kadar ürkütücü olduğu konusunda çok sayıda iltifat aldı. Hatta bazıları son derece gerçekçi göründüğünü bile söyledi. Çocuk eve döndüğünde maskesini çıkartmaya çalıştı. Ancak ne yaparsa yapsın bir türlü çıkartamıyordu. Bu durum ona çok tuhaf geldi. Çünkü maskeyi takmak için yapıştırıcı veya ona benzer bir şey kullanmamıştı. Sadece maskenin lastiklerini kulaklarının etrafından geçirmişti. Ama şimdi maske çıkmıyordu. Çocuk yüzündeki maskeyi çıkartabilmek için saatlerce uğraştı. Sonunda sıcak suyun altında durmak zorunda kaldı. Ve bir süre sonra maske soyulmaya başladı. Ancak aynaya baktığında yüzü o kadar kızarmıştı ki döküntüler ve kabarcıklarla kaplıydı. Çocuk bu durumun üzerinde fazla durmadı ve yatmaya karar verdi. Sabah olduğunda yüzünün çok fazla kaşındığını ve acıdan yandığını hissetti. Hemen banyoya koştu ve aynaya baktığı anda resmen kalbi duracak gibi oldu. Kırmızı maske tekrar yüzünü kaplamaya başlamıştı. Maske sanki cildinin altından tekrar çıkıyor ve yüzünü yeniden şekillendiriyordu. Çocuğun yüzü artık kocaman bir gülümsemesi ve keskin dişleri olan kırmızı bir kuru kafaya dönüşmüştü. Bu hikayeden sonra Cadılar Bayramı'nda nasıl kostümler giydiğimize ve ne şekilde maskeler taktığımıza dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sevgili arkadaşlarım, böylece bugünün videosunun sonuna geldik. Eğer hala nefes alabiliyorsanız videoyu beğenmeyi ve yeterince cesursanız kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca araştırmamı istediğiniz farklı konularda varsa mutlaka yorumlarda benimle paylaşın. Umarım benimle keyifli ve ürkütücü vakit geçirebilmişsinizdir. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Karanlık ve gizemli maceralarımız devam edecek. Bir sonraki videoda görüşünceye dek korkuyla kalın.